Yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne çirkin bir değişim, din harap, iman serap olmuş. Din, dünyevilik için adeta basit bir malzeme, materyal olarak kullanılıyor. Kendi pisliklerini süpürme adına dinin kıstasları, kriterleri süpürge gibi kullanılıyor. Ve sonra da süpürgeliğe konuyor. Hafizanallah. Bir yönüyle gavurun yaptığı şeylerden daha tehlikeli, daha tahripkar, insanları daha bir süratle Allah'tan koparan, peygamberden koparan bir şey. İsterse ağızlarından hiç düşürmesinler. Evet. Her gün böylelerinin belki birkaç yüz tane yalanlarına, tezvirlerine, iftiralarına şahit olduğumuz meş'un, mel'un bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde duygu, düşünce açısından istikameti korumak, inhiraf etmemek, doğru yürümek çok önemli. İki sevap değil, belki 10 sevap kazandırır insana. Öyle sadıkane, müstakimane, aşıkane, müştakane hayatı yaşama bu türlü dönemlerde hedef olsa, hedef haline getirilse bile onları tam realize etmek oldukça zordur. Çünkü çevrede fokur fokur yalan kaynıyor, iftira kaynıyor, tezvir kaynıyor. Her gün televizyon ekranlarından o çirkin levsiyat odalarımızın içine, yatak odalarımıza akıyor. Gazete sayfalarından evvela dimağlarımıza çarpıyor. Sonra ruhlarımızı zedeliyor. Sonra bir yönüyle vesayetimiz altında bizim terbiyemizle kendilerini bulma durumunda olan nesillerin dimağlarını tahribe yöneliyor. Onlar da bize benziyor. Biz de onlara benziyoruz farkına varmadan. Hafizanallah. Bu açıdan din argümanları kullanılarak dünyayı imar etmek veya şahsi dünyayı imar etmek, dünya debdebesini, saltanatını, şatafatını, ihtişamını, hezafirini elde etme cehd ve gayreti içinde bulunmak, kafirin doğrudan doğruya küfür bayrağıyla, küfür livasıyla diyeyim, küfür şehbalıyla, küfür mızrağıyla üzerinize gelmekten sizin için daha zararlı olmuştur. Çünkü en kıymetli şeylerinizi tahrip etmiştir. 20. asır böyle bir yalanın, böyle bir tezvirin ve o yalan ve tezvirin arkasında o ölçüde enaniyetli insanların, bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerin saltanatı, sarayı, villayı, filoyu, el-ihlas ve rıza ve halisel aşk ve iştiyak yerine koyanların gayet mevzul yaşadığı bir dönem, bir dönemde. Ahlakı âliye-i İslamiye, güzel huylar, İnsanların birbirine saygısı, haram helal münasebeti, çalmama çırpmama mevzu, yalan söylememe mevzu, iftira etmeme mevzu, vatandaşlarını bir kardeş gibi kucaklama mevzu, dünyada anketler yapılıyor. Bugün akademisyen bir arkadaşımız söyledi, Avrupa'da öyle bir anket yapılmış, Türkiye kaçıncı dereceye düşmüş biliyor musunuz? 105. dereceye. Bu en sonunda sıfır demek. Ahlakı âliyenin tahrip edilmesi, yalanın revaç bulması, iftiranın ahvali adiyeden bir hal alması, zulmün gözün içine baka baka irtikap edilmesi, mazlum,
ve mağdurların ahu efkanının duyulması, zalimlerin, gaddarların, hattarların hay huyuyla ülkenin inlemesi açısından anket yapıyorlar. Bir dönemde insanlığın kaderinde hakim, muvazene unsuru, yön veren insanlığa sadece kendi ülkesindekilerine değil, dairesi içinde bulunan 250 bin kilometrelik bir alan içinde herkese belli nispette bir şeyler veren, herkesi gözünün içine baktıran bir milletin evladı gibi görünen insanlar, bugünkü ahlakları, karakterleri, genel tavırları, ağızları Allah dese bile 105. derecede ahlak açısından, insani değerler açısından, insanlara muamele açısından, hakka, hakikata saygı açısından, re'fet, şefkat, merhamet, mürüvvet, muhabbet açısından 105. dereceye düşmesi, kas sisteminde o kadar aşağıya doğru basamak yok. Belki o kadar aşağıya indiğiniz zaman Darwin mülazasıyla bir kısım mahlukatla karşılaşırsınız. Ahlak açısından, genel tavır açısından bir milleti hangi sefalete, hangi derekeye, derke esfele sürüklediklerine bakın, günümüzün İslam dünyasını ona göre değerlendirin. Ve bunların en önüne de Kapadokya'yı koyun. Evet. Akif'in sözüyle demiştik. Yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap denmez ona. İhtilal olmuş. Haya sıyrılmış, gitmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer, Müslümanım dedikleri o perde. Ne çirkin yüzleri örtermiş o perde. Cenab-ı Hak tevfikatı sübhaniyesiyle yeniden bizi çizgimizi bulmaya muvaffak eylesin. Ciddi iz sürmeye bağlı, ışığa bir kere daha yeniden yönelmeye bağlı, yönelip yürüdüğünüz o ışık yolunda katiyen dönüp gölgenize takılmamak üzere hep gününüz, yüzünüz güneşe müteveccih yürümeye Allah muvaffak eylesin. Cahil yüzüyor zevrek-i ikbal-ü sefada, arif, hakka adanmış ruhlar, ihya hareketiyle Allah'a karşı misyonlarını eda etmeye teşne ruhlar, sürüm sürüm mihnet-i kahru belada, sürüm sürüm zindanda, sürgünde. Fakat el-hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak bugün olmasa yarın mutlaka galebe çalar, üste çıkar. O her şeyde kaymak gibidir. Sütte kaymak, yoğurtta kaymak, kaymağı olan her şeyde kaymak gibidir. Her zaman üste çıkar ve hiçbir şey onun üstüne çıkamaz. Bu hususun tahlilini Lemaat'ta yapıyor Hazreti Pir-i Mugan. Neden? Meselenin nedenini oraya bakın, görün. Günde belki 20 defa, 30 defa. Hem de bazen Cevşen'den bazı fıkraları şefaatçi yaparak. Mesela, ya faricel hem, ya kaşifel hem, ya gafiret hem, ya kabiletev, ya halikal halk, ya sadikal vaad, ya razıkal tıfli, ya muşelat, ya alime sır, ya falikal hab, etlikum seraha.
إخواننا المسجونين والموقوفين والمحرومين والمصدرين والمتهمين بفتو تلو أركتو متهمين والمصدرين اللهم أتلكم سراحة رغما على أعدائنا على أعدائنا الكاذبين والمفترين والفاسقين والمستعملين مستعملين المقدسات. Allahümme etlikum seraha. Bir anda hepsini birden salıver. Bazen de şunu, bihisu ma la aynur ra'at ve la uznu sem'at ve la khatar ala kalbi beşer. Öyle ki bizim bildiğimiz kıstaslara göre göz görmemiş şekilde, kulak işitmemiş şekilde, kalbe de gelmeyecek şekilde sürpriz türü, karşı tarafı da şaşırtacak şekilde bir gün o arka arkasına sürgülerin sürüldüğü kapıların açılmasını lütfeyle ve onları sal. Virdi zebanımız olmalı. Bir kere bu din açısından bir mükellefiyettir. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum. Müslümanın derdini paylaşmayan, ona ortak olmayan, ızdırabını ruhunda duymayan ondan değildir yani. Müslüman değildir demek gibi bir şey. Mefhumu muhalifi. Men ihtemme emrel müslimin fehuve minhum. Müslümanların derdini onlarla paylaşan, zindandaki, hapishanedeki, tecritteki, hücredeki insanın ızdırabını paylaşan, yalnız kalmış eşinin ızdırabını paylaşan, babam nerede veya annem nerede diye ağlayan çocuğun ızdırabını paylaşan insanlar, işte onlar da halis mümindir. Ve diğerler o mevzuda iddiaları ne kadar bala pervazane olursa olsun, o meseleden zerre kadar nasipleri yok, nasipsizdirler. Bu açıdan birinci derecede duadan dur olmamak lazım. قُلْ مَا يَعْبَهُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Duanız olmazsa ne yazarsınız ki? Hazreti Pir'in verdiği manayla ne öneminiz olur, ne ehemmiyetiniz olur ki? Dua, sebepler üstü müminin Allah'a teveccühünün ünvanıdır. Meleği âlânın sakinlerinde, sakinlerince elden ele adeta bir itir kutusu gibi veya bir gül gibi dolaştırılan bir şey varsa o da sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccüh olan duadır. Meleği âlânın sakinleri de onu bekliyor. Dua edin. O açıdan ister o mağdurine, mehcurine, mevkufine, muzdarrine, hatta dövle dövle öldürülenlere, katledilenlere, çocukları yetim bırakılanlara dua, dua etmek suretiyle dünyayı kaybetmişler, öbür tarafı kazansınlar. Dünyada olan insanlar da bir gün vaka, hani usulü hamse var, ona altıncısı vasu usulü din üleması hürriyeti ilave ediyor. Hürriyet mahrumu insanların hürriyete kavuşmalarını sağlama. Ben aç susuz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam diyor çağın devasa kâmeti. Bu açıdan da bazı usulü din üleması hürriyeti usulü hamsenin yanında zikretmek suretiyle usulü hamseyi usulü sitte yapmışlardır. Altı terk edilmez temel esas. İnsanın müdafaa adına dimdik durması gerekli olan, olmazsa olmaz kabul ettiği esaslar hürriyet. Hürriyete kavuşmaları, onu yaparsınız. Bir, inşallah bunu yapmak lazım. Ben elimde olmayarak bu mevzuda dudakları duayla kıpırdamayan insanlara içten içe gönül koyuyorum. Ne kadar kardeşlerinden kopuk insanlar bunlar. Mümin kardeşinden, kendini hizmete adamış insandan kopan bir insan.
Allah'tan da kopmuş demektir. Hazreti Resul-ü Zişan'dan da kopmuş demektir. Ve sevimsiz bir tabir, argoca bir ifade. Öylelerine dense dense, meleği âlâ'nın sakinleri de o tabiri kullanır mı bilemiyorum. Kopuk insan denir. Evet. Kalben, hissen, ruhen, fikren onlarla beraber yaşama. Yatağa girdiğimiz zaman onları anmadan, böyle yad etmeden Allah'ım uyutma beni. Gözlerimi kapatma benim. Mülahazasıyla kalbin onlar için çarpması, his ve heyecanların onlar için köpürüp durması. Bu birinci mesele. İkinci mesele, ne yapıp yapıp bir yerde evimiz, barkımız geçende himmet adına dedim. Türkiye'de de olabilir. Fakat siz Türkiye'de bugün evinizi, barkınızı onlara yardım etmek için satmaya kalkarsanız ona da el korlar. Çünkü haram, helal duygusu birbirine karışmış. Hak yok, adalet yok, istikamet yok, haram, helal bilgisi yok. Oysa ki İslam, muamele açısından haram ve helal ondan ibarettir. İslam, muameleden ibarettir. Muamelatında haramı irticap eden bir insan, halali helal bilmeyen bir insan, haramı haram bilmeyen bir insan, Müslümanlığında da o kadar yaya zavallı, asfaltta yürüyorum zannediyor ama patikalarda tekleyip duruyordu zavallı. Evet, bu açıdan da orada ev satmaya, bar satmaya kalksanız, arazi satmaya kalksanız gelir onu da gasp ederler. Çünkü artık o mübarek ülke Ali Baba'nın 40 haramilerinin ülkesi haline gelmiş. Müslümanlığın sadece adı var. Ve onu bir yönüyle dinlendiren insanlar da sadece onların hissiyatlarına menfur, mağdup, merdut, makhur hissiyatlarına tercüman olmak suretiyle mel'un insanlara şirin görünme gayreti içindeler. Onun arkasından koşuyorlar. Bu açıdan da dışta himmet toplulukları oluşturmak suretiyle hem onların ailelerine hem de bir çeşit böyle yolunu bulup duanın yanında onlara o yardımların ulaşmasını sağlama. Ailelerine ulaştırdıysanız onların gönüllerinde de ferah meltemleri esmesi için yani gösteriş, alayış, nümayiş, riya, sümme, ucub için değil. Fakat onları memnun etmek için, yalnız bırakmadığınızı göstermek için ve mağduriyet, mazlumiyet ahvalinde size dua etmeleri için. Süfyan İbni Uyeyne'nin duasını bazen bir muzdarın duasıyla Allah bütün bir ümmeti bağışlar. Kendilerine ulaşan böyle bir yardım karşısında el açar derlerse Allah'ım yardım edenlere yardım et. Allah Celle Celaluhu aysbergler gibi buzları eritir. Açılmaz gibi görülen kapıların arkasından sürgüleri yedi kudretiyle iti verir. Ve her şey birdenbire çözülmez zannettiğiniz o şeyler Allah'ın izni inayetiyle çözülüverir. Dünyanın değişik yerlerinde de bunu da duyarlarsa kafaları o istikamette de karıştırırlar. Fakat duysunlar. Zaten millet yapıyor bunu. Dün bir arkadaş bana telefonla söyledi bu meseleyi. 300 aileyle muhacir ansar kardeşliği tesis ettik. Türkiye'de 3 aileyle bunu yapamazsınız. Bu terör örgütü olmak için yeterli bir suç sayılır. Kafalar o kadar dönmüş, gönüller o kadar haydutlaşmış ki, birine yapacağınız bir yardım aynı zamanda, nitekim burs verme mevzuu, okul yapma mevzuu,
üniversite hazırlık kursu, hazırlama mevzuu adeta bir şakavet işi gibi algılanmış ve bütün bu hareketlerin hepsine terör hareketi adı konmuş. Bu da ikinci mesele, himmet etme bu mevzuda, onların yanında bulunma. Ve bunu yapıyorlar, muhacir ensar kardeşliği yapmışlar. Hatta şu Hristiyan dünyada hiçbir şeyden haber olmadığı halde ne Aralık'tan haberi var duymuş, Aralık'ı soruyor, Aralık'ta ne olmuştu ki? Aralık'tan sonra Ocak gelmişti, Ocak'ta yılbaşı demekti. Desen, ha bak ben bunu bilmiyordum. Temmuz'u duymamış yani adam. Temmuz'da ne olmuştu ki diyor. Fakat burada şeytani bir mülahaza ile, şeytani bir fişleme ile, şeytani bir hiyanetle kimsenin bir şeyden haberi yok, sen artık azledildin diyorlar. Yüzlerce insan. Birdenbire kendini boşlukta hissediyor. O boşlukta hissediyor ama Müslüman görünen o insanlar onu duruma düşürüyor. Fakat beri tarafta Hazreti Mesih diyen, Hazreti Musa diyen, Hazreti İbrahim diyen insanlar diyor ki arkadaş seni mahrum ettiler. Falan yerde benim yazlık bir evim var orada oturabilirsin kira vermeden. Biliyorum gelirin de yok senin. Allah'ın izniyle ben sana o mevzuda da yetecek kadar bir şey temin etmeye çalışırım. Bunların sayısı da hiç az değil. Mesele yeni duyuluyor. Mazlumiyet ve mağduriyet kendine ait çizgileriyle yeni duyuluyor, yeni hissediliyor. Fakat duyan ve hisseden, farklı dinde, farklı kültür ortamında neşet etmiş olmasına rağmen, zalimin zulmü karşısında, fasıkın fıskı karşısında, mürsidin ifsadı karşısında o mazlum ve mağdur insanlara sahip çıkıyorlar. Hatta diyor ki insanlar ailelerini gönderdiler, bana verdikleri evin temizliğini onlar yaptılar. Çok icap duydum. Üst seviyede insanların eşleriydi. Bana verdikleri evin temizliğini yaptılar, hicap duydum. O da ne demek dediler? Siz bizim misafirimizsiniz dediler. Onlar muhacir ve ensar kardeşliği yaptılar. Birileri de orada Ebu Cehil, Ütbe, Şeybe, efendim, Velid ibn-i Mugeyre şeytanlığı irtikap ediyorlar bunlar. Dünyanın değişik yerlerinde zannediyorum. Bu muhacir ve ensar kardeşliği de sürüp gidecek. Şimdi arkadaşın dün dediği ülkede adını söylemiyorum. Çünkü nerede işler rayında giderse orada işi rayından çıkarmak için trenin tekerleklerinin önüne kaysın diye bir şey koymak gibi mutlaka 20 defa telefon ediyorlar. 20 defa bukein gönderiyorlar oraya. Allah cezalarını versin. Gönderiyor ve kafa karıştırıyorlar. Bir yerde direnmiş, dayanmışlar bir ülke yine. Dedikleri yapılmadığından dolayı her gün bir kere, iki kere telefon ediliyor devletin başındaki adama. O adam da sizin yetiştiğiniz kültür ortamında yetişmemiş. İşin nezaketine binaen kültür ortamı diyorum. Farklı anlayışı var, farklı inanışı var. Bir daha diyor bu adamların telefonuna çıkmayacağım ben. Telefonu her açışlarında aynı şeyleri mırıldanıyorlar. Aynı şeyleri. Ve böylece dünyada farklı bir sevgi atmosferi oluşuyor. Bu oluşuma katkıda bulunmak, onlara karşı bir yönüyle yapacağımız şeylerin üçüncüsü gibi geliyor bana. Evet. O mazlumiyet, mağduriyet anlatılmalı. Kimseyi kötüleyerek değil yani. Benim şurada dediğim naseza, nabeca sözler türünden değil. Fakat mazlumiyet ve mağduriyetimizi, benim bir şeyden haberim yoktu. Ne Aralık'ı anlarım ben, ne Ocak'ı anlarım.
Ne Temmuz'u anlarım, ne de Ağustos'u anlarım. Siz bunları söylediğiniz zaman ne olmuş diye ben aval aval sizin yüzünüze bakıyorum. Ama ben hiç farkına varmadan bir yönüyle o güne kadar kazandığım şeyler, kesbettiğim şeyler, haksız yere iktisap gibi kolumdaysa kolumdan sökülüyor, göğsümde bir madalya, bir şerifse oradan sökülüyor ve ben ademe mahkum ediliyorum. Hiçliğe mahkum ediliyorum. Hiçbir şeyden haberim olmadığı halde. Sadece bir yerdeki bir şeytanın yezdü cirdin çocuğu birisinin kararıyla fişlemesi neticesinde. Yezdü cirdin torununun fişlemesi. Hala pers pers diyen, Tebriz'i Medine gibi gören ve varsa dünyada en ideal, ütopyaları aşkın bir idare şekli İran'da diyen bir insan fişliyor, işliyor ve bir sürü insanın canına zehir zemberek gibi cinas işliyor. Evet. Siz koyacağınız yere koyun bu mülazaları. Bir diğer acı şeyde antiparantez arz ediyorum. Dışta o cebri hicret eden insanlara, hicret ettikleri yerlerde bugüne kadar ihtiyari hicretleriyle misyonlarını eda etmeye çalıştıkları gibi bu defa da cebri hicret sonucu gittikleri yerlerde yine ruhi revani Muhammed'inin şehbal açmasını sağlama istikametinde soluk soluğa köheylan gibi koşuyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Fakat yine din diyen, diyanet diyen, o argümanları kullanan insanlar oralarda casusluk yaparak o insanları bir yönüyle kendi ülkelerine gammazlıyorlar. Bir iki ülkede bunlar casus diye derdest edildiler ve sınır dışı yapıldılar. Baka bunlar, medyaya düşen şeyler. Kine, nefrete doymuyorlar deri. Yani artık ülkesini terk etmiş. Sen malının üzerine konmuşsun, gasp etmişsin. 5 kuruş vermemişsin. Bir arkadaşı içeri korken anomali bir çocuğu var. Onun için biriktirdiği para var. Benim de Evliyaullah'tan bir evliya olarak tanıdığım bir insan. İçeriye alırken ya bari o parayı o anomali çocuğa verin yani. Onu da elinden alıyorlar. Gasp ettikleri şeylerin raporunu tutalım. Hayır, rapor tutamazsınız. Çünkü rapor tutunca bir gün hukuk çerçevesinde haklı olduğunuz meydana gelirse onları istirdad edersiniz, geri alırsınız. Oysa ki biz geri vermemek üzere gasp ediyoruz. Harami aldığı şeyi geri vermek üzere almaz yani. Vermemek üzere alır. Anomali çocuğu için biriktirdiği dişinden tırnağından Türkçe ifadesiyle artırarak biriktirdiği şeyi içeri korken onu da elinden alıyorlar. Zerre kadar vicdanı olan bir insanın kalbi durur. Gavur bile olsa kalbi durur. Gavur kalbi kadar kalp yok bunlarda. Evet, bu açıdan o muhacir ve ansar kardeşliğini çok iyi değerlendirmek lazım. O kardeşliği, o sarmaş dolaş olmayı kim bilir, belki de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret buyurduğu ahir zamanda adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Böylece dünyanın dört bir yanına, ihtiyari hicretlerin yanında, şimdi de ızdırari hicretler, cebri hicretler, gidilmedik ülkelere gitmek suretiyle, aynı zamanda temsili ve hali Müslümanlıklarıyla, Müslümanlığın nasıl ütopyalara aşkın bir din olduğunu gösterecekler. En azından başkalarını onunla sulh olma atmosferine çekecekler veya onlara sulh olma anlayışını aşılayacaklar Allah'ın izni inayetiyle.
Bu da çok önemli bir kazanımdır. Dünyada sulhu umumiye giden yollardan bir tanesidir. Cihan harplerinin ucunun göründüğü bir yönüyle, ne felaketlerle geldiğini geçmişte gördük onların. Bir üçüncüsü, bir batılı düşünürün ifadesiyle, ölen mezara, geride kalan da yoğun bakıma. Öylesine korkunç silahların insanları öldürmek için hazırlandığı bir dönemde o sulhu umumiyi, el-İslam ve selamul alemi, o sulhu umumiyi temin etmek şöyle böyle, herkes birbiriyle geçinebilir, anlaşabilir, mülahazasını oluşturma adına ihtiyari hicretlerin yanında cebri hicretlerle Cenab-ı Hak şimdi size böyle bir misyon yüklüyorsa bence öperek bunu da başınıza koyun. Elhamdülillah. Aklımıza gelmemişti böyle bir hizmet. Ya Rabbi, nice şeyleri sen bize hatırlattın, sevk ettin. Bundan dolayı da sana binlerce hamdü sena olsun. Ama bilmeyerek bize zulmetmek suretiyle bu işi yaptıranlar, onlar da hidayete kabiliyetleri varsa sen hidayet eyle. Kalplerini, telliğini murat buyuruyorsan yumuşatmayı, bilmedikleri re'feti, şefkati, mürüvveti, hakkı, adaleti, istikameti, anlayışı, muhabbeti, unuttukları şeyler, bunları hatırlayacaklarsa şayet, onları da nezd-i üluhiyetinden, hidayetinle serfiraz kıl. Dalalet vadilerinde yüzmeden halas eyle. Yoksa her şeyin iyisini değil, her şeyin her şeyini sen bilirsin. Ama onların bir şey anlayacaklarına ihtimal vermiyorum. Nadanla sohbet güçtür bilene, zira nadan söyler ne gelirse diline. Zira o sahip değildir diline ve beline. Bir kere saplanıvermiştir menfur o şeytani emeline. Evet, bize şu düştü nail-i kadim, gülhare düştü, sine figan oldu andelip, bir hare baktı, bir güle zar oldu andelip. Gül, dikenlerin içine düşünce, gül dalına konmuş bülbül, bir yönüyle öyle bir incinir ki, benim gülüm gitti diye. Bir güle bakar, bir de haristana bakar. Sepki hindi mülahazasıyla söylenmiş, tahlili edebiyatçılara ait nail-i kadimin enfes bir beyanı. Öyleyse gelin ne olur, sadece ulvi dertlerle dertlenin. Ulvi dertlerle dertlenmeyenlere Allah süfli dertleri musallat eder. Yüksek mefkure sahibi olmayan gayeyi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse, eshan enelere döner, etrafta gezer. Kara saray der, saraya takılır. Villa der, villaya takılır. Filo der, filaya takılır. Makam der, makama takılır. Alkış der, alkışa takılır. O kadar çok şeyle zehirlenmiştir ki, bilmiyorum, onun bu zehirlerden sıyrılması için şimdiye kadar eczacılar, farmakologlar öyle bir panzehir ürettiklerini tahmin etmiyorum. Allah'ım, nefsem mutmainneten, radiyeten, mardiyeten, tuğnina biha en rıda imen sivak ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.